şunu, buyurun hocam. Evet, bu pazarlıktan geçtiler ve sizinle kıran kırana bir çarpışma. Böyle pazarlık oluyor mu aslında? Çok fazla. İşte ben haftada 10 kilo vermek istiyorum. Tabii ki. Diyen düğünüm var. Tabii düğünde bu nişan düğünün üzerine yaklaşmaktayız. Resmen duralım. Böyle hani şok diyetler yapıp sırf ona yetişmek için vücudun dengesini de bozan. Bahar aylarının gelmesi, yazın habercisi olan bu günlerimizde deniz mevsiminin yaklaşmasıyla, düğün sezonunun yaklaşmasıyla herkesin elinde bir liste vardır. Benim şu kadar kiloyu şu kadar sürede. Tabii ya ki. El vicdan yani biz de vermenizi canı gönülden isteriz ama hani 20 kiloyu bir ay mümkün değil. Bu noktada işte siz danışanlarınızın takibini nasıl yapıyorsunuz? Aslında onu da merak ediyorum. Bir danışanınız size başvurduğunda teknolojiyi kullanıyor musunuz bu noktada? Hani birebir sizinle her ay düzenli bir şekilde görüşmeleri gerekiyor mu? Ne şekilde işliyor? Görüşmelerimiz aslında haftalık şeklinde ilerliyor. Biz haftalık görüşmeyi ben daha güzel görüyorum. Çünkü bireylerin motivasyonunu düşürmeden bir yanlışı oldu mu? Atıyorum kilo aldı. Alabilir, normal bir şey. Biz haftalık görüşmelerimizde gerekli kritik noktalarda gerekli değişiklikleri yaptığımız için sıkıntı kalmadan ilerliyor. Ben biraz daha teknoloji kullanıyorum. Evet. Çünkü neden buna vurgu yaptım hocam biliyor musunuz? Değerli hocam sadece bir lokasyon olarak bir noktada değil aslında Türkiye'den farklı noktalardan danışanları var. O yüzden teknolojinin altında özellikle çizdim. Doğru, ben iki ilde çalışıyorum kendim ve bir markamız var. Bunun altında da belli sayıda diyetisyenimiz var. 5 ilde, farklı 5 ilde. Bir de proje olan bir il var. Sistem şimdi 6. oluyor. Yani. Evet. Bir isim altında bir danışmanlık merkezimiz oluyor klinik şeklinde. Harika. İlerliyoruz aslında. Bir de biz danışanlarımızı aplikasyonu bir takiple yapıyoruz. Kendi danışanlarımız üstüne. Onun üstü işte hatırlatmaların olduğu. Yani şöyle mi oluyor? Mesela danışanınız gitti bir restorana yemek yiyor. Fotoğrafını çekiyor. Hocam bundan yiyorum ama ne kadar yiyebilir miyim diye tabii mi ki ilerliyor yoksa görüntülü konuşma mı yapıyorsunuz? Daha çok işte görüntü fotoğrafını çekip gönderiyorlar ki porsiyonlamayı nasıl ne şekilde yemeleri gerektiğini öğreniyoruz. Peki danışan önce salatanın resmini çekip size gönderse sonra da arkada İskender'i yese. Ama güzel söylediniz. Şimdi ben zaten danışanımdan ilk başta salatayı yemesini isteyeceğim. Tabii ki. Orada önemli nokta orası. Çiğneme zaten aslında bizim çok büyük yanlışımız burası. Türk toplumunun kültüründe hamur işi ağırlıklı olduğu için çiğneme olayı da çok düşük. Biz çiğnemeye lafı çok güzel, çok güzel geldi buraya. Hani salataya başlamamamızın nedeni de bizde tokluk hissinin de olmamasına neden oluyor. Göndersin ilk salatayı istediği İskender'den. Ondan sonrası niye tüketim yapabilir? Ya ben gerçekten diyetisyenim oldum. Ben harika. Size. Aslında bu noktada belki şunu da konuşuyor olmak gerekiyor. Yani tamam salata. Evet, yenilebilir ama sınırı var mı? Meyve evet, yenilebilir ama sınırı var mı? Biz çünkü şöyle algılıyoruz. Salata zararsız, istediğim kadar yiyebilirim. Elma, işte meyve zararsız, istediğim kadar yiyebilirim. Yoğurt çok fazla kalorili değil. İstediğim kadar yiyebilir miyim yoksa bunların da porsiyonları var mı? İşte şimdi salata var, salata var. evet. Güzel bayağı hani soslu salatalar var. İstediğiniz İskender'den 2-3 katlı daha kalorili diyebiliriz. Ama güzel böyle bir yeşil bir salata yaparsak, yeşil bazlı bir salata yaparsak evet istediğimiz gibi tüketebiliriz aslında. Peki meyve? Meyve sınırlı. Ben meyvenin aslında belli zamanlarda yenmesi taraftarıyım. Hangi zamanlar özellikle onlar? Akşam vakitlerinde mesela akşam yemeğinden sonra meyve tüketimini istemiyorum danışanlarımdan. Burada hele bizim sofra adabımızda öyle bir şey vardır ki yemek Allah ne verdiyse yenildikten sonra artık bir salata kabı mı olur? Küçük çaplı bir kase mi? Leğen mi? Artık o çok büyük bir şey de narenciye mevsiminde narenciyeler, elma arma, o elma döneminde elmalar artık Allah ne verdiyse yani yemekten sonra ne verdiysek meyve de o kadar olur. Doğru. Siz bunu buna müdahale ediyor musunuz? Evet ben akşam yemeğinden sonra dediğim gibi meyve tüketimini istemiyorum. Bir tüketim olursa öğle ile akşam yemeği arasında ve yanında güzel bir protein kaynağıyla tükettirmeyi istiyorum. Yani? Ben yoğurtla veya sütle tüketirme taraftarıyım. Tabii ki kuru yemiş de olabilir. Çünkü kan şekerinin hızlı inip hızlı düşmesi bize 45-50 dakikada tekrar bir acıkma olarak geri dönecek. Bu bizim için istediğimiz bir şey değil. Geceliğin kurt adam yapıp buzdolabının önünde birdenbire ayılan insanlar. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz o durumlarda? Mesela diyelim ki akşam hocam özellikle yemek yememem gereken bir saatse 11-12 ise mutfağa doğru gidiyorum. Ama mutfağa girdikten sonra şöyle bir bilinçleniyorum. Diyorum ki yok yapma yeme. 3 bardak su içiyorum.
ve ayrılıyorum mutfaktan. Yok, bilmiyorum ne kadar doğru. Çok şanslısın. Benim evimde Amerikan mutfak. Yani salonla mutfak birleşik. Ben hep kendimi orada hocam buluyorum. Yorulmamak için yapmışsınız onu. Ya evet, yani pratik olsun diye. Kalori harcamayayım. Hemen ama gideyim bir de alayım. Bizim yaşam tarzımızda böyle bir şey vardı. Kafaya takmamak gerekir. Evet. Yani aklınızda duracağına karnınızda dursun yok, diye yok. Bir temel fikir ben düşünmüştüm. Tabii genelimiz öyle düşünüyor hocam. Aslında Şahlı Hanım'ın dediği çok doğru. Akşam öğünlerinde o saatlerde aslına bakarsanız karbonhidratı canımızın çekmesinin nedeni gün içinde doğru karbonhidrat tüketmememizin kaynaklı. Aslında gün için iyi değerlendirmediğimiz için hı hı. akşam karbonhidrat tüketimi bize yol selektrik olarak geri geliyor. Hani şöyle bir laf vardır ya, doğru anımsıyor muyum bilmiyorum. Kahvaltıyı kendin yap, öğle yemeğini arkadaşınla paylaş, akşam yemeğini düşmanına ver. Bu doğru bir yaklaşım mıdır? Yani, özellikle öğün sayısını kaç yaparsak doğru beslenmiş oluruz? Ya aslında bir kalıplaşma var. 6 öğün 6 öğün diye de ben birçok danışanım herhalde %80'inde 6 öğün kullanmıyorumdur. Çünkü herkes çok yoğun. Herkes çok çalışıyor. Çok çalışan bir toplumda mesai saatlerimiz çok uzun. İnsanların yiyeceklere ulaşması çok zor. 6 öğün ye demek insanlara eziyet oluyor. Hı hı. Ben kişiye göre değiştiriyorum. Benim en çok kullandığım öğün sayısı 4-5. 4 veya 5. Ana ara öğün olarak ayıracak 3 ana 2 ara şeklinde veya 3 ana 1 ara. Peki bir şey soracağım. Masamızda burada hurmalar var. Çikolata mı o hocam? Evet. Yanındaki rendelenmiş çikolata gibi. Bitter. Evet, algılıyorum. Bunu çikolata uyguluyor musunuz, uygulamıyor musunuz? Bize ikram için getirmediniz demek. Hocam hem ikram edeyim hem uyguluyorum. Ne yapacağız onlarla bugün? Ne göstereceğiz? Genel itibariyle tatlı krizi, bayanlarda genelde nedir? Regl döneminde tatlı krizi çok ön plandadır. Ve evet. bizim diyetlerimizde bize en çok zorluk çıkartan noktadır. Tatlı krizi, tatlı krizini nasıl önlüyoruz? Eyvah eyvah. Hemen hemen ben her gün girerim buna bir iki defa. Hocam çözüm reçetesini hemen lütfen bize hocam, bildirin. Hocam şöyle evet, alalım. Ekran başındaki izleyicilerimize bir kez daha hatırlatma yapalım. Bir uzman diyetisyen Yasin Koçak stüdyo konuğumuz ve tatlı krizinde aslında bu krize nasıl müdahale etmemizi gerektiğini anlatacak bizlere. Burada rendelenmiş bitter çikolata, hurma var. Hurmalar var. Ne var hocam başka? Aslına bakarsanız tarçın, hurma ve bitter çikolata, bir de yoğurdumuz var. Hı hı. Yani güzel protein kaynağı. Hepsinin olur var hocam, hepsinin gideri var. Hepsi de çok güzel tamam. aslına bakarsanız. Genel itibariyle diyetlerimizde çok kullandığım, yani benim diyetimde çok kullandığım araçlardır. Aslına bakarsanız hurma doğal bir şeker kaynağı da diyebiliriz. Hem lif açısından da çok iyidir burada, hem de doğal bir lif kaynağıdır. Zaten bitter çikolatanın yeri ayrı. Verdiğimde danışanlarım hiçbir zaman bunu ara öğünümden çıkartma der. Ben bitter çikolatayı en çok şöyle kullanırım. Bunu da söyleyeyim, ondan sonra diğerini söyleyeyim. Ben kahve bitter çikolatayı ara öğün olarak vermeyi çok severim. Ve danışanlarım bunu tükettiğinde daha haz duyduğunu ve tatlı ihtiyacının daha düştüğünü ben kendi tecrübeme dayalı böyle bir diyet uzmanı sevilmez mi hocam? Yani biz ömrümüz bir kibrit kuzusu ekmeklerle geçti. Artık günümüzde sanıyorum ki o yaklaşımlar da tamamıyla değişti. Evet, öyle değil aslında mi? Diyetisyen sayısı arttıkça, doğru bilgiye, doğru kişilerle ulaşıldıkça aslında keşfetme arttı. Aynen. Evet, keşfetme arttı. Kalıplardan çıkmaya başladık. Yani ana fikrimiz kalıplama değil. Zaten dediğim gibi kalıplarla ilerleyen bir diyetin başarısı çok düşük oluyor. Önemli olan kendi kalıbınızı oluşturmak. Hı-hı. Yani aslında diyette su gibi, girdiği kabın şeklini almalı. Hocam heyecanımı mazur görün. Büyükçe bir orta ölçekli bir kase alıyoruz sevgili izleyenler. Açılmıyor. Yoğurdu açıyoruz. Açabilirsem. Yoğurt aslında mümkünse evde mayalasak değil mi yoğurdu? Tabii ki imkanımız varsa kendimiz mayalayabilirsek çok güzel olacak. Şöyle ben aslında yardımcı olayım hocama. Şu buradan. Evet, tatlı öyle. Krizlerini yönetmek için daha az kaloriyle o tatlı krizini atlatmak için bir tarif veriyor hocam. Aslında şöyle burada çatalımız kaldı ama kaşıkla yaparsak çok güzel olur. Ben genelde ortalamada 3 kaşık gibi bir porsiyonlama yapıyorum. Hı hı. Söyleyelim. Şöyle göz kararı alalım o evet, zaman. Biz göz kararı alalım. 3 kaşık. Biz çatalla koyuyoruz ama siz kaşık kullanın evet, lütfen. Yani biz kaşık bulamadık diyormuşum şakasına. Aslına bakarsanız hurmayı biraz daha burada doğramamız daha güzel olacak. Elbette doğranmış ama kabul edelim. Biz doğranmış şekilde düşünelim. Doğrandığında
sizin şeker ihtiyacınızı daha güzel karşılayacağını hı-hı. rahat görebilirsiniz. Hurmalar da vallahi Medine hurması tabii hocam. Tabii özellikle. Yani öyle, küçücük bir hurma değil, bayağı baba yiğit hurmalar. Tabii ki yani edilmiyor. Porsiyonlaması önemli. Dediğim gibi her şeyin porsiyonlaması önemli. Burada güzelce hurmanızı doğradıktan sonra bitter çikolatanızdan şöyle bir çatalla desem. Çatalla. Şöyle ben yardımcı şöyle olayım. Şöyle size vereyim ben. Ben çok severim böyle şeyler yapmayı hocam. Çikolatayı, rendelenmiş bitter çikolatasını ekliyoruz. Ve içerisine kaç hurma doğruyoruz? Hocam ortalama 2 hurma yeterli bize. 1, doğranmış farzlarım 2. Hurmanın büyüklüğünün yeri... Ve karıştırıyoruz. Muyuz? Normalde aslına bakarsanız 2 kare bitter büyüklüğünde yapıp da rendelersek daha rahat olur ve porsiyonu kaçırmamış oluruz. Evet. Yanında da 2 hurmayı da güzel bir şekilde doğrayıp ondan sonra karıştırdıktan sonra üstüne biraz tarçın ekliyoruz. Tarçınlı su vesaire yapıyorlar hocam. Özellikle bu günlük tüketim için işte limon, tarçın, işte içine karanfil vesaire katılıyorlar veya yeşil elmayı doğuruyorlar. Bunların faydası var mı? Günü renklendirmek sadece. Günü renklendirmek. Tabii ki aslında tarçın insülinin salgılanmasında çok önemli. Şimdi regüle etme diyeceğim çok anlaşılmayacak. İnsülinin dalgalanmasını daha sert seyirlerden daha yatay yumuşak seyirlere getiriyoruz. Evet. Bunu birdenbire günde ani kaç sefer tüketebiliriz? Biz genelde saat öğle ile akşam yemeği arasında bir kere tükettiriyorum. Yetiyor da. Yani, kriz çoksa? Kriz çoksa aslında ikiye de çıkartabilir. Akşam ara öğünü şeklinde bir daha da tüketilebilir. Yani, tabii ki. İhtimal de var. Evet, İkinci hocam. Kez olursa. Peki şöyle bir şey var mı? Akşam şu saatten sonra yemek yenmemesi gerekiyor diye bir saat aralığı var mıdır? Ya aslında bakarsanız ben onu çok önemsiyorum. Neden? Akşamları yemek yememe değil bizim işimiz. Şimdi atıyorum kişi AVM'de çalışıyor ve saat 10'da mesaisi bitti. Bu kişinin tüketim yapması gerekiyor. Akşam yatmadan önce saat 10'da ise bu birey 1'de 12'de yatacak ise tabii ki akşam o saatte yemek yiyemez. Ben kişilerin 3 saat yatmadan önce 3 saate kadar bir ara öğün tüketebileceğini düşünüyorum ki mideyi terk etme süresine baktığımızda 3 saatte yapacağı bir ara öğün, hafif bir ara öğün onu çok rahat kurtaracaktır. Son yani köprüden önceki son aynen, çıkış. Ne tür bir ara öğün önerirsiniz? Ya genel itibariyle dediğim gibi aslına bakarsanız güzel bir protein kaynağı, yanına da güzel bir kuru meyve güzel olur. Yoğurt, süt olabilir. Süt, ben genelde süt, tarçın ve hurma şeklinde kullanırım. Tam evet, tam bizim Türk damak zevki. Bir de şunu merak